Hoş geldiniz yayınımıza. Tele1 hafta sonunun pazar günü bölümü başladı. Saatimiz 16 ve bugün eski İçişleri Bakanı ve emniyet birimlerinin uzun yıllar başında bulunmuş olan Saadettin Tantan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Saadettin. Hoş bulduk yayınlar. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Çok önemli konular var çünkü sizinle konuşmam. Biraz da dertleşmek istediğim konular bunlar. Bunların hepsini sizlerle konuşacağız. Saat 17'ye kadar Saadettin Tantan'la birlikteyiz. 17'den sonra da dış politika yapacağız. Yine eski bir bakan, eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel bu kez konuğum olacak. Aynı zamanda gazeteci Musa Özurlu'yla da konuşacağız. Dış politika, iç politika. İç politika bölümü Saadettin Bey'le tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öylesine ilginç gelişmeler oluyor ki Türkiye'nin iç güvenliği meselesi, dış güvenliği meselesi oldukça gündemde olan konular tabii bunlar. Bir de seçim güvenliği meselesi var tabii. O güvenliklerin giderek artık güçlenmesi gerektiğini düşündüğümüz dönemler yaşıyoruz. Siz de bir zamanlar bu ülkenin o güvenlik konusunun başındaydınız. Şu anda yaşadıklarımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çağımızda güvenlik politikaları öne çıktı biliyorsunuz. Evet. Özellikle bu Rusya-Ukrayna çatışması dünyaya çok şey gösterdi. Çağımızın hatta Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası, İkinci Dünya Savaşı'nın sebeplerine baktığımızda büyük İngiliz oyununu görüyorsunuz. Enerji yoldan hakim olmak, enerjiye hakim olmak, ticaret yoldan hakim olmak ve böylece çağımızın savaş şeyine baktığımızda maddi maddesi enerji savaşları, ticaret savaşları, hukuk savaşları. Hukuk savaşları nereden çıktı diyeceksin. Bir de enformasyon, bilgi ve algı savaşları. Tabii. Şimdi bu savaşlara karşı bütün ülkeler kendi altyapılarını oluşturuyorlar. Nasıl? Gerek kurumsal altyapılarını oluştururken gerekse insanlarını bilinçlendiriyorlar. Halkını bilinçlendiriyorlar. Öyle olunca da her türlü dijital dünyadaki teknolojik tehdide karşı bilinçli, kültürlü ve ülkesine, toprağına, üretimine sahip bir halk ne atı yaparsanız yapın teslim alaması mümkün değil. Hı hı. Türkiye ile mukayese ettiğimizde Türkiye maalesef özellikle 2002 yılında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara getirenler belli. Neden getirdikleri belli. Ne maksatla getirildiği belli. Neden getirdiler? Onu, belki birkaç cümleyle söylersiniz. Onu Cüneyt Sapsu'da, Recep Tayyip Erdoğan'da, Ülke TV'de uçaktan inince gelir gelmez Ahmet Hakan'a çıktı. Orada dedi ki ben orada gittim. Amerika'da düşünce kuruluşlarıyla konuştum. Mutabakata vardım. Altına imza attım. İktidara geliyorum diye ifadesinde var. Ya bu açık kendi beyanı var. Hı hı. O şekilde ama Tayyip Erdoğan gelmeden önce bir fikri ve düşünce altyapısı olan bir altyapı da var. Özellikle Fatih'te 20 yakın gazete ve dergi, bunlardan bir tanesi Yeni Zemin Dergisi. Orada da görev alanlara baktığınız zaman her biri o günkü tarihlerde, bakın Yeni Zemin Dergisi'ne, İhsan Aslan'dan, Yalçın Aktan'dan, Abdurrahman Diripak'ından tutun da bir sürü yazar var. O yazarların hepsi ne yazıyor biliyor musunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri böyle olacak, eğitim sistemi böyle olacak diye bütün hepsini şey altına almışlar. Diğer dergilerde de aynı şekilde yazılar var. Şimdi buradaki soru şu. Burada böyle bir yuva var. Düşünce altyapısı oluşuyor. Recep Tayyip Erdoğan'da iktidarı döneminde bütün bunları uygulaya geldi. Hı hı. Orada alınan bütün kararların hepsini hayata geçirdi. Hiçbirisini çarpı. Hepsi de Karun gibi zengin oldular. Planlı ve programlı bir şeydi. Ve müthiş bir çalışma oldu. Yani şimdi baktığınız zaman şeyde ben bunu Yeni Çağ Gazetesi'nde 2011 yılında bunları anlatmışım hepsini. Hı hı. Oradan şöyle, hatta yine anayasa şey olacak falan diye şeyler var. Şimdi burada 90'lı yıllarda işte hatta bunlar şeyden geçti. Sivil Genel Komite olacak. 92 yılında ilk sayısında Kürt sorunu tartışılıyor. Ankara Bulvar Otel'de tartışılıyor Kürt sorunu. Onlar hepsi tartışılıyor yani. Hatta o yıl 2002'den önceki yıllara. 92 yılında. 92 yılında. Mazlum der, genel başkanı onu tertipliyor. En çok etkilen isimler Recep Tayyip Erdoğan o zaman. O zaten onun şeyi, Mehmet Metiner. Özellikle Yeni Çarket
dergisi kitabından, Soygun yaptığı kitaptan, Kasımpaşa'da İsrail ajanlarla tanıştırdığını itiraf ediyor. Açık bilgiler bunlar. Şimdi böyle bir şeyden, şimdi böyle bir iktidara getirilen Recep Tayyip Erdoğan, devleti değiştirmek üzere değil, ülkeyi yönetmek üzere 2002 yılında iktidara taşındı. Taşınmasındaki şeyden 3 ayak vardı. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar, öyle değil mi? Evet, 3 ye. 3 ye. Şimdi bu 3 yeyi de başardı. Tebrik etmek lazım. Yaptı yani bunları. Türkiye enflasyonu baskı altına aldı. Kaosla, kaos altında oy aldığı halkı tehdit ediyor. Oy aldığı halkı yoksullaştırıyor. Yoksullaştırıyor, fakirleştiriyor, bilinçli yapıyor bunu. Ve televizyon konuşma şeylerine baktığım zaman üzülerek bakıyorum ki o tutsak bir insan. Yani halkından oy alıp ülkeyi yönetmek üzere gelen insan, devleti değiştirmek üzere, anayasayı değiştirmek üzere gelen birisi değil. Ama ülkeyi yönetemiyor. Tutsak derken ne kastediyorsunuz? Tutsak olduğunu kendisi söylüyor. Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in, Fransa'nın ve Almanya'nın tutsağı. Yeni bir şey değil ki bu. Çok acı bir şey bu. Küresel güçlerin tutsağı. Bir İngiliz büyük oyunu şimdi makas değiştirdi. Farklı geliyor. Ya dikkat ederseniz Ukrayna ve Rusya Savaşı'nda İngiltere ne yapmak istiyor? Birinci Dünya Savaşı'nda da yaptı. İngiltere Birinci Dünya Savaşı'nda da aslında Rusya'ya savaşıyormuş gibi Rusya'yla beraber hareket ediyor, evet, değil mi? Evet. Hatta Nuri Kirlikir Paşa'nın Cumhuriyeti ilan etmesine karşı çıkanlardan bir tanesi. O günkü İngiltere, o günkü Almanya müttefikimiz olmasına rağmen şeyde Azerbaycan'da. Bugün de enerji bağımlılığını artış yapmak için Rusya'nın enerjiye bağımlılığını Batı'nın tabirinin elinden almak için yeni bir enerji dayatmasıyla Avrupa Birliği'ne hem NATO'yu genişletme projesi hem enerji üzerinden aslında enerji üzerinden ne yapmak istiyor? Gelecekteki en büyük risk olarak gördüğü Almanya'yı da bir şekilde şey altına alıyor. Burada tamamen uluslararası alanda itibar kaybetmiş olan Amerika Birleşik Devletleri Türk kimliğini kullanarak Türkiye'nin tekrar kendisine tabi olması gereken bir tesissel yapılarla ortaya çıkmış vaziyette. Bu fikri altyapıda da görebilirsiniz. Burada akla şu soru geliyor. Buradaki düşünce altyapısı yapılırken Türk İstihbarat Teşkilatı bunu ne kadar takip etti? Bunu önleyici bir tedbir geliştirebildi mi? Türkiye'nin devletin temel altyapısındaki yaygın haber alabilme ağları, istihbarat teşkilatları, kolluk güçleri, güvenlik güçlerin istihbarat teşkilatları bunlar ne kadar haberdardı? Orada da büyük bir eksiklik olduğu ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi burada SADAT gibi bir yapılanmanın, SADAT'ın yapılanmasına neden ihtiyaç duyuldu? Evet. O günkü kuvvet komutanları, güvenlik güçleri, güvenlik teşkilatı olmasına rağmen kolluk güçleri, istihbarat teşkilatları bu SADAT'ın kurulmasına karşı niye karşı çıkmadılar? Karşı çıktılar da bunlar devletin sümen altında mı kaldı? 15 Temmuz sürecine doğru giderken SADAT'ın buradaki etkinliği neydi? SADAT uluslararası alanda eğer Türk kimliğine ait, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğine ait taşeron değilse belli ülkelerden, o ülkelerdeki bir takım gayri nizam harp şimdi insanı yetiştiriyorsa o güzel bir şey aslında. Amerikan Blackwater gibi şirketine karşı bir rakip oluyor. Ama ben şunu görüyorum ki daha düne kadar hatta şimdi bile giremeyen Kandil'e Türk Silahlı Kuvvetleri yarım metre giremedi biliyorsun yıllarca. Çünkü orada İsrail'in, Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın ofisleri vardı. Hala devam ediyor. O ofisler şeye kaymış olabilir. YPG, PKK'nın hakim olduğu alanlara kaymış olabilir. Şimdi böyle bir ortamda her gün şehit üstüne şehit veriyoruz. Öyle değil mi? Biz silahlı kuvvetlerin bu hareketini destekliyoruz ama burada da dikkatli olmamız da gerek var. Yani bu mücadele güvenlik güçlerinden başarabileceği bir mücadele değil tek başına. Akla şu soru geliyor. Uluslararası sözleşmeler var. Nedir? Kara paralel mücadele sözleşmesi, terör finansmanı mücadele sözleşmesi. Ve de bu sözleşmeler
Türk hükümetine de yetki veriyor. Çünkü taraf olmuşuz. Anayasanın 90. maddesi önüne geçmiş. Parlamentodan geçmiş. Uygulamada yok. Acil yapılması gereken nedir diye sorduğumuzda iktidar bunu yapamıyor, başaramıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet partileri bir araya gelip ne yapabilir? Türkiye'nin acil neye ihtiyacı var? Güvenlik mimarlığına ihtiyacı var. Avrupa Birliği bu güvenlik mimarlığı kendisi kurdu şeyde Avrupa'da. Türkiye bunun içine sokmadı. Ha, güvenlik mimarlığı nedir diye baktığımızda güvenlik mimarlığı anlatacağım onu. Güvenlik mimarlığının altyapısından dedim. Türkiye Bahçelik Meclisi. Türkiye Bahçelik Meclisi'nde konularında uzman hakim, savcı, uluslararası alanda Türk kimliğini, Türkiye'nin menfaatini savunacak şeyler, avukatlar, gazeteciler, televizyoncular, uzmanlardan oluşacak bir müessese. Bu uluslararası sözleşmeleri alacak Almanya, Alman hukuk zemininde, İngiltere'yi, Anglo-Sakson hukuk zemininde, Amerika'da, Fransa'da, her yerde gidecek orada. Hem televizyon ve gazeteciler, algı operasyonlarıyla Türk kimliğini aşağılama kalkan oradaki gelişmeleri ortadan kaldıracak. Hem PKK'nın, YPG'nin, Fethullah Gülen'in, diğer bütün örgütlerin, bilinen bilinmeyen bütün örgütlerin ofislerine, paralarına, her şeyine el koyabilir. Buna hiçbir hükümet karşı çıkamaz. Ne Alman hükümeti karşı çıkabilir ne şey. Yani çıkıp da siz Almanya, İsveç'e şuna bunu bağırıp çağırmanıza gerek yok. Gerek yok ya ki. Da NATO üyeliklerine karşı çıkmanıza gerek yok. Hiç gerek yok. Niye gerek yok? Elinizde şey var, her türlü yetki var. Soru şu, bu yetkiyi ki size kim kullandırtmıyor? Öyle değil mi? Bu yetkiyi kim kullandırtmıyor? Ya da elini kolunuzu kim bağlıyor? Tutsaklık bağlıyor. Tutsaklık. Sizin söylediğiniz gibi tutsaklık. Acaba o tutsaklık Türkiye'nin bir Ortadoğulaştırılma projesinin bir parçası mıdır? Verilen o görevden dolayı mı? Kimliksizleştirme projesidir. Türk kimliğinin Batı yıllarca Türk kimliğini kullana gelmiştir. Türk kimliği çağın en büyük kimliğidir. Türk kimliğinin bir araya gelmemesi için her türlü oyun oynanmaktadır. Afganistan'da, Kazakistan'da, Türkistan'da bunu bütün şeylerini görebiliyoruz. Pakistan'da, bu coğrafyada, hatta güneyimizde görüyoruz. Özellikle güneyimizde Türkiye şuna karar verecek. Diyecek ki Türk siyaseti muhalefetle beraber gelin bakayım bir araya. Biz cetvel kalemi çizilen Sky Psikolojik Anlaşması'nı yırttık attık. Evet. Diyeceksin değil mi? Bizim için sakın milli çerçevesi seçeneği düşündüğümüzde yıllar öncesinden Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarken özellikle saygı duyduğu ve inşa sürecinde kullandığı misak-ı milli sınırlarının ömrünün vefa dersi uygulamaya sokacağım ve devam edeceğim beyanatları var. O zaman diyecek ki Türk siyaseti de evet biz misak-ı milliye tabiiz. Bizim için İdlib kilit mekanımızdır. Bizim için Sıkayfikos Anlaşma Üstü Battık. Bizim güvenlik ve egemenlik hattımız Beşer Esad'la da konuşacaksınız. Buradan geçecektir diyecektim. Yani Suriye ile diyalog da gerekiyor. Eğer Suriye'nin parçalanmasını istemiyorsanız. Çünkü Suriye'nin parçalanması, Irak'ın parçalanması, Lübnan'ın parçalanması, beraberinde Türkiye'nin, Pakistan'ın, İran'ın parçalanması, şehir devletlerinin kurulması ve böylece Batı'ya yem olması. Batı'nın kullanımına açık olması ve böylece Türk dünyasının birleşmesine, Türk dünyasının zihnen, fikirsel anlamda ki özellikle bilim anlamında, üretim anlamında, teknolojik anlamda gelişmesini engelleyen bir şey. Kullanılan insanlar kimlerdir? Yıllar içerisinde Türkiye'de devşirilen, devşirilmeye tabi olan, hala televizyon ve gazetelerden hala tutsak bir siyasi zihniyetin taşeronluğunu yapan, besleme aktörler, evlileştirme aydınların söylem ve davranışlarını üzüntüyle izliyoruz. Çünkü onlar açık ve net bir şekilde yalan üstüne yalan konuşuyorlar. Evet. Böyle bir yapı var. Türkiye potansiyel güç bakımından, kabiliyetleri bakımından çok şeye kadir, yapabilir. Önündeki en büyük engel kirli ve kimliksiz siyaset seçicidir. Kirli ve kimliksiz siyaset seçici kim kirletti diye sorduğumuzda özellikle belediye başkanlığından itibaren ki belediye başkanlığı döneminde
Ben de Fatih Belediye Başkanı'nı yaptım. Yani şeyde değildim, başka bir yerde değildim. Beraberce. Gayet iyi tanıyorsunuz. Hepsini gayet yakın tanıyorum. Boyunları dönmüyor şimdi, biliyor musun? Kazandıklarından dolayı gerek parasal kazanımları, gerek güç kazanımları. Boyunları dönmüyor. Boyunları dönmüyor. Dönemiyorlar sağdan sola. Kimi bakan oldu, kimi meclis başkanı oldu. Her şey oldular. Hiç olmayan yok. Kimi birinci hanımlarını değiştirirler falan, böyle bir takım şeyler de var. Toplumun kabul etmediği şeyler de var. Yani siz sanıldığınız dönem ki kişilerle bugünküler arasında çok fark var. Efendim, Türk siyaseti kirledi ve kirletildiği için özellikle Adalet ve Kalkınma iktidarının zaafları, zafiyetleri onu da tutsak aldı. Onun için kımıldayamıyor. Elde ettiği bütün kazanımlar klasik anlamdaki bankalara atıldı. Hepsinin sahibi belli Yahudi sermayesinin tabi oldu. Aslında Yahudi sermayesi demek da doğru değil. Amerikan görünümlü Yahudilerin egemen olduğu şeyler. Gıda savaşlarında da özellikle yine Yahudileri görebilirsiniz. Çin'den itibaren Afganistan'da, Pakistan'da her yerde görebilirsiniz. Hatta şimdi bile Ukrayna'daki savaşta özellikle Azerbaycan'daki yaklaşımlarda hepsini hep beraber görebiliyoruz. Sermayeler şimdi onların elinde diyorsunuz. Para onların elinde, güç onların elinde, teknoloji onların elinde. Onların tutsağı olduğunu söylüyorsunuz. Şu anda Mavi Marmara olayla da Türkiye şeyi kabul etti. Çünkü Tayyip Bey'in iktidara geldiği günden bugüne kadar yaptığı bütün eylem, davranış ve çıkarttığı yasal zeminlere baktığınız zaman hepsi İngiltere'ye, Amerika'ya, İsrail'e hizmet etmek üzere programlanmış vaziyette ortaya çıkıyor. Mavi Marmara bunun tuzu biberi oldu. Hı hı. İşte orada da bu bölgenin, Doğu Akdeniz Havzası'nın sahibi İsrail'di diye tasdik ettirdik. Ve İsrail dikkat ederseniz Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Katar'a kadar her yerin hakimi durumuna gelmiş vaziyette. Ve bir şey başka şekilde de güneyimizde Rusya bizim üzerimizden yerleşti. Tabii Rusya'nın Humeney havalanı çok genişletti. Tartus limanı çok genişletti. Doğu Akdeniz Havzası'nda ben de pay sahibiyim diyor. Orada varım diyor. Hı hı. Tabii Doğu Akdeniz Havzası'nda herkes pay sahibi. Orada belli ülkeler, gemiler hala orada. Türkiye'nin tabii yarattığı o boşluk, daha doğrusu beceriksizlik, kendisine Akdeniz körfezine tıkamış kalmış, hatta Antalya körfezine tıkanmış, hapseden bir ülkenin boşluğunu tabii ki doldururlar. Bu yıllar içerisinde ben özellikle Ege Üniversitesi'nin şeyi vardı, sismik araştırma gemisi projesi, Çaka Bey diye. O bir türlü şeyden geçemedi, deprededen. Ama sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tebrik etmek lazım. 3 tane Türkiye'nin ihtiyacı olan gemiler aldı. Eksikliğine bu gemilerin üniversitede verilmesi lazım. Hı hı. Ya bu gemiler üniversite kullanacak. Hem teknolojik anlamda akademisyen yetiştirecek. Hem de bu gemilerle sadece hidrokarbon yatakları değil, denizdeki zenginliği de ortaya çıkaracak. Balık zengini, diğer keşfedilmiş zenginliği ortaya çıkaracak. Şimdi bunu yapmıyor şeyin. Ve şeyin talebine göre, İsrail'in, İngiltere, Amerika'nın talebine göre belli yerde de boy gösteriyor. Hı hı. Orada da kımıldayamıyor. Çünkü paraya ihtiyaç lazım. Türkiye'de de para kalmadı. Anladım. Şimdi zamanımızı, sizi bulmuşken soracağım o kadar çok soru var ki, buyur, zamanımızı iyi kullanmak adına böyle kısa kısa sizlerden cevap isteyeceğim bir bazı sorular var. Mesela güncel, daha birkaç gün önce Kılıçdaroğlu 10 soru sordu Erdoğan'a. 10 soru içerisindeki bazı soruları sizin zannediyorum bana değerlendirmeniz ve yorumlarınız olacaktır. Arkadaşlarım gösterirlerse 10 sorudan birincisini, daha doğrusu 3 soru, 5 soru var orada. 5 soruyu kısa kısa sizden olası yanıtlar isteyeceğim. Ekonomiyi batırdın şakası bile kötüyken kendini ekonomist ilan edip milyonlarca gencimizi işsiz bıraktın. Türkiye'yi %150 enflasyona mahkum ettin. Hiçbir aklı başında ekonomistin seninle çalışmak istemeyişini kendine nasıl açıklıyorsun diyor. Bir, bunu ikincisini ve üçüncüsünü de sorayım. Öyle sizden genel bir yanıt alayım isterseniz. Diyor ki, beşinci soruda Kılıçdaroğlu, paravan vakıflar aracılığıyla
çocukların yüzlerce milyon doları birbirine gönderiyor. Yurt kılıfı altında Manhattan'da gökdelen inşa ediliyor. Çiftlikler satın alınıyor. Ailece bir araya geldiğinizde birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Hep merak etmişimdir bunu diyor. İsterseniz bunun cevabını olası sizin düşünceniz. Sayın Kılıçdaroğlu bir takım liste olarak hakikaten toplum aydınlatmak için bir çaba içerisinde takdir ediyoruz. Ama benim tavsiyem acil bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışılması gerekiyor. Çalıştırmadan bu sorunların cevabı. Bu sorunların cevabını Tayyip Bey kendisi veriyor zaten. Nedir cevabı? Tayyip Bey'in görevi ne? İktidara geldiği için devlete sahiplenmedi. Devleti değiştirmek için gelmedi ki, anayasayı değiştirmek için. Ülkeyi yönetmek üzere geldi. Tayyip Bey ne yapıyor? Ben devleti değiştireceğim, anayasayı değiştireceğim diyor. Ben tutsam diyor, benim görevim bu diyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti devletini ortadan kaldıracağım. Atatürk'ü ve arkadaşlarının bütün kimliklerini ortadan kaldıracağım. Hafızayı ortadan kaldıracağım. Hafızayı kaldırdım mı? Kaldırdım mı? Başardım mı? Başardım. Peki, başarmadı da yani. Başarmaya işte çalışıyor ama büyük bir mesafe kat ettim. Ya bugün hala %30'larda geziyorsam, hala sokakta AKP partisi ortadan yoksam, Tayyip Bey hala bir şey olarak duruyorsa, ülke yönetecek bir güç olarak durmaya çalışıyorsam, özellikle Atatürk'ün bu millete armağan ettiği nedir? Kulluğu ortadan kaldırmıştır. Yurttaşlığı getirmiştir, öyle değil mi? Evet. İnanç değerini, inancı özgürleştirmiştir. Emevi İslam'ı, Erdem Bey sürekli diyor Emevi İslam'ı. Evet. Geleneksel Türk İslam'ın hakim kılınması için o günkü din adamlarına insanların bilimsel anlamda Allah'a yaklaşmasını şey yapmak için bir sürü kitaplar yazılmıştı. Hala o kitaplar geçerli kitaplardı. Hı hı. Şimdi burada Atatürk'ün kurduğu üç temel altyapı var. Özgürlük ve bağımsızlık karakteri, adalet ve güvenlik. Öyle değil mi? Evet. Bir de inanç özgürlüğü. Şimdi bunun olması için de Sayın Kılıçdaroğlu da Meral Akşener meclisi çalıştırmak için ne yapacaklar? Daha önce de televizyonlarda söyledim. 3-4 maddelik bir yasayla. Recep Tayyip Erdoğan, senin Suriye'deki PKK-YPG'ye karşı mücadeleni destekliyoruz. Tamam. Bu güvenlik güçlerin görevi, acil görevin. Ama bunun için senin de risk alman gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Şu kanunları çıkararak, özellikle az önce söyledim, Türkiye Bahçeşehir Müessesi'yle, hakim, savcılar ve uzmanlarla beraber yurt dışında, uluslararası zeminde, hukuk zeminde, adalet zeminde bütün bu vakıflara, derneklere, ofislere el koyacağız. Paralara el koyacağız. Ve bu şekilde el yaptığımız zaman hiç kimse bundan kaçamaz. Yani şimdi diyor ki Amerikalı... Ama meclis öylesine ki meclis artık çalışamaz hale geldi. Ya da çalıştığı zaman bile çoğunluk biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın elinde. Dolayısıyla efendim, istedilen elde ediliyor. Orada iki parti yan yana gelirse orada milletvekili hepsi nasıl milletvekili olacağım telaşı içerisinde. Şimdi orada AKP ve MHP milletvekilleri karşı çıkarsa halka geri dönecek o zaman. Hep beraber arkasından sokağa ineceğiz. Hukuk ve adalet zemininden. Bunlar ülkeyi yok etmek üzere kurgulanmış bir projedir. Halkın bunlara inanmayın diye. Halk çünkü artık bunların bir proje olduğunu görüyor. Ama bu projeyi ortadan kaldıracak olan da meclis. Meclis görev yapamazsa sandık bekleyecek. Sandığı da zorlayacağız işte. Sandığı da zorlayacağız. Şimdi enflasyonist baskı var mı? Var. Kaos var mı? Var. Köleleştirme var mı? Var. Bilinçli bir şekilde Türk ekonomisini çökertmek için bütün ekonomistlerin dünyadaki bütün şeylerin aksine hala aynı şey niye gidiyor? Çünkü esnaf ortadan kalkarsa, küçük ölçekli kobi ortadan kalkarsa, onlar hepsi birbirine bağımlı biliyor musunuz? Bunlar kalktığı zaman ne olacak? Lanet olsun diyecek. Şimdi insan kendi üretimini elinden kaybederse küsecek hayatım. Toprağa küsecek, şeye küsecek. Baktığınız zaman tarım politikalarında bilinçli bir şekilde tarımı yok ediyor. Yok etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi tarım dediğin zaman nedir? Tarım su demektir. Tarım toprak demektir. Tarım insan demektir. Gübre demektir. İlaç demektir. Başka ne demektir? Yatırım yapacak nitelikli insan demektir. Şimdi sen çiftçiyi, köylüyü küstürdüm. Özellikle kırsalı ortadan kaldırdım, kırsalı şehre taşıttırdım. Şehirde kentleşemedi,
Şehirde endüstriyel şehir içerisinde boğuldum. Ne kentli oldu ne köylü oldu. Endüstriyel tarımı dayattım Türk toplumuna. Endüstriyel tarımdan bütün dünya organik ve doğal tarıma doğru evrilirken ve özellikle dünyalar tarafından İsrail'e geniş araziler satın alırken, iklim şartlarına yönelik orada temel gıda maddeleri üretirken, pirincinden, buğdayından, her türlü şeyine kadar üretirken, sen bu üretimi de ortadan kaldırmak için çaba içerisindesin. Şimdi bu konuda yetişmiş insan gücüne saygı duymuyorsun. Mesela Türkiye'de bu konuda özellikle ömrünü buna vermiş. Hı hı. Tarım politikalarında, özellikle küçük baş hayvanında, büyük baş hayvanında, süt hayvancılığında bu konuda uzmanlaşmış bir sürü insan var. Bunların bilgisini de müracaat etmiyorsun. Cehaleti hakim kılmak istiyorsun için cehalet Türkiye'yi uçuruma sürüklüyor. Ya işte belki de bir dediğiniz gibi bir siyasetin bir parçası bu. Bir de şu var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu şeye kapılmasın. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşlarının bütün kazanımları yabancı bankalar onlar bunları kullanamayacaktır. Hiçbir lider kullanamadı. Yunan Şah kullanabildi mi? Mezarlığı bile Amerikan'ın desteğiyle şeyde buldu. Mısır'da öyle değil mi? Hala Şah'ın parası Amerika'dan savama şeyleri, ajanları bir taraftan koşturuyor. Amerikalılar da o parayı hala vermiyorlar şeye. Formüle ediyorlar. Şimdi Türkiye'de Türk sessizliğine verecek mi vermeyecek mi? Peki Recep Tayyip Erdoğan'ı sadece kazanımlardan dolayı mı tehdit ediyorlar? Yok. Özellikle IŞİD'le, El-Nusra'yla, El-Kaide'yle mücadelede Türkiye'yi kullandılar. Türk kimliğini kullandılar, Türk güvenlik güçlerini kullandılar, Türk siyasetini kullandılar. O da kullananlar belli. O kullananlar bizi arşivlediler, bizi tehdit ediyorlar. Suçlu onlar. Eyüp Donat'ta yaptıranlar onlar bize. Hı hı. Ama orada bizi onunla da tehdit ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden yargılarız diye Recep Tayyip Erdoğan'ı öyle de tehdit ediyorlar. Ben de diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanım, seni Türk hakimlerinden başka, savcılarından başka kimseye yargılattırmayız. Halk olarak ona karşı çıkarız. Çünkü Türk kimliğine saygı duymamış olsan da Türk kimliğini çökertmek için bir proje içinde hareket etmiş olsan da Türkiye fakirliğe, yoksulluğa, köleliğe mahkûm olmaya çalışan bir projenin içinde başında olmuş olsan da biz Türk milleti olarak o makamı teşkil eden bir insanın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde başka hakim ve savcılar asla yargılattırmayız. Yargılarsak biz yargılarız. Ya yurt dışına giderse sonuçta onlar yargılama kararı alabilir. Getirip yargılarız onu. Hiç kimse kaçamaz bir yere Türk adliyesinden. Anladım. Şimdi ilkin sonuncu sorusuna da bir bakalım. Sevgili Hasan yönetmenim bir daha getir. İçişleri Bakanlığı'yla yönelik bir cümleydi o. Hayır, bundan öncesi ve son soru. Yani altıncı soru. Diyor ki İçişleri Bakanı'nın ne kadar mafya, uyuşturucu baronu varsa fotoğraf çektirirken sokakları mafyanın kontrolüne geçirdiniz. Bu örgütlerden beklentiniz nedir? Neden hepsi sokağa salıverildi? Bir İçişleri Bakanı sürekli olarak mafya örgütleriyle, uyuşturucu baronlarıyla bu kadar ilişkiye girebilir mi, girmeli mi? Giriyorsa bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Giremez. İçişleri Bakanı meclise karşı sorumlu değil. İçişleri Bakanı tek kişiye tabi hükümet sisteminden Tayyip Bey'e de bağlı değil. Kime bağlı? Tayyip Bey'le arasındaki onun görevlendiği yere bağlı. Orada da bir başka yetkili var yani. Kim o? İsmini bilmiyorum yani. Orada da bir isim var. Yani Tayyip Bey ile İçişleri Bakanı arasında bir yetkili, bütün bakanlarla köprü olan ve bütün bakanlarla Tayyip Bey direkt görüşmüyor. Tayyip Bey'in de onlara emir verdiği ara görevliler var. Dikkat etsen Tayyip Bey de 5 maaşlı 10 maaş alan insanlarla kuşatılmış vaziyette. Şimdi burada o niye yapılıyor? Şehir devletlerine inşa edilmesi bakımından şehrin kültürsüzleşmesi gerekiyor. Kimliksizleşmesi gerekiyor. Mafyamsı yapılan halkı bezdirmesi gerekiyor. Halk bezince ne olacak? Lanet olsun kim gelirse gelsin mantığı içerisinde her şeye tabi olabilir mi? Ama uyuşturucu baronlarıyla, mafyalarla bu kadar ilişkisi olan bir İçişleri Bakanı'nın görevde kalmasını ister mi? Recep Tayyip Bey de onlarla fotoğraf veriyor.
Kim vermiyor ki? Eskiden siyasete bir saygı, sevgi, bir dürüstlük vardı. Yani biz, siz İçişleri Bakanı'yken mafya baranları sizin yanınıza biz çalış, gelirler efendim, miydi efendim? Bizim çalışma dönemimizde bir takım aksaklıklar, sıkıntılar falan vardı. Yasal eksikler vardı. Hatta ben yıllar içerisinde Türkiye'nin üretiminin, zihinsel üretiminin, fizik üretiminin, bilimsel üretiminin hukuk ve adalet zemininde takip edilmesi ve korunup kullanması bakımından yasal altyapı yapmak için uğraştım. Çünkü bir insan bir şey üretiyorsa, uluslararası raflarda kabul görüyorsa onun düşmanı çok olabilir. Onu kim kontrol takip edecek? Türkiye takip, Türk siyaseti takip edecek, evet. Ona sahip çıkacağım. Üretici de öyle. Yani sanayi sektörü bakımından, hizmet sektörü bakımından, tanımsal sektör bakımından, uluslararası alanda o şirketleri kim koruyup kollayacak? Türk siyaseti, o bilgiyi kim aktaracak? Güvenlik güçleri, istihbarat teşkilatları, kolluk güçlerinin istihbarat teşkilatı, bunlar. Bir başka şey nasıl olacak? Bilgi havuzları olacak, araştırma enstitüleri olacak. Şimdi çağımız istihbarat savaşları çağı. Eğer siz istihbarat savaşlarına çağınak göre, dijital dünyaya göre, yeni ihtiyacınız olan güvenlik teşkilatının görev tanım ve tariflerini yeniden inşa edemezseniz, kolluk güçlerin görev tanım ve tariflerini yeniden inşa edemezseniz, onun istihbarat teşkilatlarını yeniden inşa edemezseniz, istihbarat teşkilatlarının görev tanım ve tariflerini ve çağımıza uygun olarak onların nitelikleri bakımından, onların maddi gücü bakımından, şirketleri bakımından, uluslararası alanda güç bakımından onları yeniden altyapılarla güçlendiremezseniz kaybedersiniz. Kaybetmeye mahkumsunuz. Onun için acil bir şekilde Türkiye'nin buna acil ihtiyacı var. Türkiye bu tip manzaralardan çok süratli bir şekilde kurtulacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Yeni bir yapılanma halinde diyorsun. Türkiye'nin acil buna ihtiyacı var. Bunu şu anda Kemal Bey de, Meral Bey de bunu zorlayıp yapabilir, biliyor musun? Tayyip Bey bundan kaçamaz. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları büyük korku ve panik içerisinde. Yargılanma korkusu ve paniği, onlar her şeyi yaptırabiliyor. Onu çağıracak, gel diyecek. Sen bütün kazanımlarından hazineye, ülkenin halkına geri dönersen çıkacaksın, diyeceksin ki halkım, ben şurada şurada yanlış yaptım, benimle beraber bu yanlışlığın içerisinde olanlar şimdi evliya gibi gezen. Nerede bunlar? Bunları da hepsini anlatıyorum size. Beni de siz yargılayın. Ama gerçekler de bu. Bundan sonra da ülkenize, halkınıza sahip çıkın deyin diye Kemal Bey de, Meral Hanım da bunu zorlayabilir. Tayyip Bey de bundan kaçamaz. Soru bu. Tayyip Bey'e sorulması gereken soru bu. Ben bu soruyu Yurt Partisi Genel Başkanı olarak soruyorum. Soruyorsun. Her zaman da söylüyorum. Yani halkına geri dönersen, ülkene dönün dönersen, kazanımlarla beraber geri dönersen, bu sadece Recep Tayyip Erdoğan için değil ki. Bu Azerbaycan Devlet Başkanı için de bu böyle. Etrafımızdaki şeyler için de böyle. Şimdi şuna gelmek istiyorum. Bereketli ilerde yaşıyoruz. Bereketli iler, Allah'ın bize vermiş olduğu, Türk milletine vermiş olduğu, milattan öncesinden Kimmerlerden başlayarak, Sakalardan İskitlere, Kıpçaklardan, Peçeneklerden, Kumanlara, Oğuzlara, hatta Selçuklulara kadar bu bölge bir Türk bölgesi mi? Her yerden Türk kimliği fışkırıyor mu? Fışkırıyor. Şimdi böyle bir kimlik içerisindeki bu coğrafyaya atalarımız sahip çıkarken bizim de sahip çıkmamız bakımından bu bölgenin kalkınması için bereketli ilerle biz Suriye'yi dışlayamayız. Amanos Dağları'ndan Golan Tepelerine kadar Selçukluların yetiştiği Türk aşiretleri var. Siz onları siyasi anlamda, ekonomik anlamda, güvenlik anlamında, hatta o ülkelerde iktidara gelmesi için güçlendirebilirsiniz. Yani siyaseten güçlendirebilirsiniz. Suriye, Irak, Lübnan, daha düne kadar Türkçe konuşan, Arapça konuşan bir Türk devleti. Bunlar. Şimdi buradaki insanları şey yapamazsın, reddedemezsin. Şimdi burada Beşer Esad'ın yapacağı bir şey yok. Beşer Esad'la yeni bir kalkınma projesi, güvenlik projesi, Doğu Akdeniz Adası'nda söz sahibi olmak için, bizim için Ege Adası'nın tamamı Türktür ve Türk olacaktır. Misak-ı milli budur. Ege Adası yıllar içerisinde bir istihbarat adasına İngiltere ve Amerika tarafından dönüştürülmüştür. İngiltere tarafından gasp edilmiştir.
özellikle Musul, Kerkük, Süleymaniye yine İngilizler tarafından gasp edilmiştir. Hakkımız vardır, %10 hakkımız vardır. Bütün bunları düşünerek Türkiye yeni bir proje geliştirecek. Bu projenin arkasında halkla paylaşırsa halk arkasında halkla beraber olacak. Peki bütün bunlar tabii seçimlerden sonra. Çünkü şu anda yapılabilecek bir şey yok. Tayyip Bey zorlarsa Tayyip Bey zorlarsa bunu yapabilir. Eğer Tayyip Bey bunu yapamazsa Kemal Bey'le İYİ Parti iktidara gelirse bu vizyonu da halkla paylaşabilir. Hı hı. Halksız bunlar gerçekten mecliste bunlar gerçekleşemez yani. Bu da ayrı bir konu. Yani Türkiye Doğu Akdeniz Havzası'ndan asla dışlanamaz. Doğu Akdeniz Havzası'ndan Marmara Havzası'ndan dışlanamaz. Karadeniz Havzası'ndan dışlanamaz. Kendi elimizde Rusya, Güney Kafkasya'ya yerleşti. Oradan Türkiye'nin uluslararası yolu Van'dan, Merşehir'inden ta şeye kadar, Türkistan'a kadar gider. Ama bizim için şimdi söz verilmiş olmasına rağmen Zengezur geçidi. Önemli geçittir. Hı hı. Burada İranlı yetkililerden Rusya'nın boşalttığı boşluğu Suriye'de ben alacağım diye rekabet içerisinde Siyonizme hizmet etmesinler, İngiltere'ye, Amerika hizmet etmesinler, İran'ın güvenliği, İran'ın güvenliği, Türkiye'nin güvenliği, bölgenin güvenliği tamamen Türkiye ile beraber hareket etmesine bağlı. Türk siyasetiyle beraber hareket etmesine bağlı. Türk kimliğiyle beraber hareket etmesine bağlı. Öylece özellikle Güney Azerbaycan'daki Türk kimliğine sahip çıkacak. Onlar oradan ayrılmak istemiyorlar. O parçalamak istemiyor. Biz de onların parçalamasına yanındayız. Onların siyasette, ekonomiden hemen her alanda aktif olmalarını istiyoruz. Hapsedilmelerine karşıyız. Hı hı. Yani bizim karakterimiz özgürlük ve bağımsız üzerine icadımız. Atatürk'ün bize emanet ettiği bu kimliği asla terk edemeyiz ki. Biz kimliksizliğe karşıyız. Türk kimliğinin yok edilmesine tamamen karşıyız. Buna karşı savaşmaya devam edeceğiz. Özgürlüğümüzden bağımsızlığına ödün veremeyiz. O bakımdan da ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin de İYİ Parti yetkililerinden her ne kadar kendi çaplarında bir takım mücadele içerisinde olmuş olsalar da bu mücadeleyi zorlayarak meclise taşırlarsa, meclisteki sağduyu sahibi milletvekilleri bu konuda bilgilendirip yanlarına çekerlerse otomatik olarak Türkiye çok şey kazanacaktır. Şimdi evet, yani sonuçta meclisi harekete geçirsinler, iki partinin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zorlasınlar. Olmuyorsa herhalde sandığı beklenecek. Sonuçta yoksa gerçekleştirebilirler diyorsunuz Erdoğan'ı zorlarlarsa. Şimdi bir sonraki sorulara geçelim. Biraz güncelde kalalım isterseniz Sayın Bakan. O sorular üzerine de sizden yorum isteyeceğim. Bu hani Kaşıkçı'yı sattın diyor. Raip Brunson'u teslim ettikten sonra Kaşıkçı'yı da sattın. Ülke itibarına konsolosluk bahçesine gömdün. Neden katile koşa koşa gittin? Ondan ne bekliyorsun? Sana beklediğini verecekler mi Erdoğan? Katil derken tabii Suudi Arabistan'ı kastediyor. Ne düşünüyorsunuz şu anda işte Kaşıkçı'yı teslim etmesi? Brunson'u... Efendim Sadat'ın... Kaşıkçı... Şimdi oraya gelmeden... Sadat niye birdenbire gündeme düştü? Hiç düşündük mü? Tersten okuyalım. Sadat'ın kurulmasına, Sadat'a imza attıran, o kuruluşu kurdurtturan, hatta belli ülkelerde o hizmeti sunmaya çalışan, orada Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in, Fransa'nın sömürge ülkeleri çünkü gittiği yerler, öyle değil mi? Onların müsaadesi olmadan orada faaliyet gösterebilir mi? Sadat. Gösterebilir mi? Evet, gösteremez. Gösteremez. Peki Çin niye açığa çıkarıldı? Hayır, bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı büyük bir ihtimalle üzerine gidip kapısına Kemal dayanmasına kaynaklandı. Kemal Kılıçdaroğlu istihbarattan gelen bir bilginin aslında oraya gönderildi. İstihbarat teşkilatı şu anda kimin kontrolünde? Erdoğan'ın. Evet, oraya gönderildi. Demek ki Erdoğan Sadat'ı tanımıyorum dedi mi? Yani Sadat'ın ne olduğunu anlamıyor. Yok, tanımıyorum dedi. Fotoğrafı göstermiş olmasına rağmen. Ha, Erdoğan. Erdoğan evet. Tanımıyorum dedi. Tanımıyorum, sonra görüştüm dedi dün biliyorsun. Ya görüştüm dedi. Türkiye'de görüştüm dedi. Tanımıyorum dedi ama Sadat... Önce tanımıyorum dedi. Sadat yetkilisi de... Dün de külliyede görüştüm yok, dedi. Yok, Sadat yetkilisi de her şeyi açıkladım. Yani bütün şeyi, her şeyi başardıktan neler yaptığını. Hı hı. Neyi anlattı Sadat yetkilisi?
Özellikle 1990'lı yıllardaki Fatih'teki gazete ve dergilerdeki o insanların yazdıklarını, yani fikri altyapısının, düşünce altyapısının eyleme dönüşünü anlattı mı? Evet. Hepsini anlattı değil mi? Demek ki onlardan ayrı değil. Hayır, biz bunu istedik, o gerçekleştirdiler. Bir, şunu istedik, gerçekleştirdiler. O demek ki Sadat'ta bir silahlı altyapısı. Hı hı. Zihinsel altyapısı orada oluşturuldu. Onu iktidar üzerinden eyleme dönüştürdü mü dönüştürdü. Tayyip Bey bunu başardı mı başardı. 2023'te ne yapmak istiyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırıp Obama'nın kendisine vaat ettiği halifelik sistemi. Bunda bir bilgi sahibi olarak mı söylüyorsunuz? Bunu Tayyip Bey kendisi ifade etti. Halifelik sistemi 2023'ten halifelik, sonra. Halifeliği inşa etmeye çalışıyor. Zaten Ali Erbaş'ın da bütün çalışma çabalarında. Özellikle, ülke açıklamaları. Özellikle Osmanlı Devleti'nin ve Selçukluların parçalamasında Atatürk'ün ifadelerinde yerini bulan nedir? Niye parçalandı bu ülkeler? Dinin siyasetin kullanması, ticaretin kullanması, öyle değil mi? Evet. Osmanlı Devleti bunu çok acı yaşadı mı? Tabii. Yaşadım. Atatürk niçin inanç özgürlüğünü hakim kıldı? Cahil insanların özellikle batıl inançlarla kendi kimliğinden uzaklaşarak, kendi dininden uzaklaşarak bir takım şeyi doğrumuş gibi kabul ettirmesi. Tayyip Bey bunu başardı mı? Diyor ki Tayyip Bey, efendim bu su bardağı değil, ay bu çay bardağı diyor değil mi? Halk ne diyor? Evet o çay bardağı diyor. Niye yapıyor bunu? Bilinçli yapıyor. Çünkü helal olsun ne büyük lider dediğini yaptırıyor diye. Öyle demiyor mu? Halbuki yalan söylüyor. Halkı o şekilde beyinlerin, zihinlerin yok ediyor. Algı yaratıyor. Evet, algı yaratıyor. Algıda muvaffak oldu mu oldu. Her şeyi yaptı mı yaptı. Ama ne yapamayacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni asla ortadan kaldıramayacak. Türk kimliğini asla yok edemeyecek. Kendi ve yandaşları, uluslararası alana kaçırdıkları bütün sermayeleri asla kullanamayacaktır. Onlardan şurada tavsiyem şudur. Gerek Azerbaycanlı oligarklar için de söylüyorum. Gerek Türkiye'deki oligarklar için de söylüyorum. Paranızı geri getirin. Hazineye irat kaydedin. Hatta siz irat kaydetmeden gelin halka deyin ki ben ülkem için, şu bölgenin kalkınması için, hatta tarımın kalkınması için, sanayinin kalkınması için, teknolojinin kalkınması için, Türkiye'nin yüksek teknolojisine geçmesi için ben İslam yaratıcı şu altyapıları yapmaya geldim. Karşısına geliyorum. He? Bu paramı bunun için kullanacağım. Bu parayı bunun için kullanıyorum. Halkım beni de bağışla diyecek. Yüce Türk milleti onu bağışlamaz mı? Bağrını basmaz mı? Basar. Niye basmasın ki? Niye bu parayı başkası kullansın ki? Nasılsa o paraya sahip olamayacak hiçbir zaman diyorsun. Hiçbir zaman olamayacak. İnsanları kazanmamız lazım. Niye reddedeceğiz ki? Bugün Osmanlı'nın taktiği neydi? Osmanlı dini dervişlerle, özellikle din adamlarıyla batıya gidip Osmanlı ne kadar insan haklarına saygılı, insanlara saygılı, sevgili yaklaşıyor, geçimlerimizi sağlıyor. Özellikle oradaki rejimlerde baskıda karşı bizim hayatımızı koruyup kolluyor, bizim canımıza, malımıza, ibadete hiç karşı gelmiyor diye, öyle değil miydi? Hı hı. Şimdi Putin ne yapıyor? Putin de kendisine tabi insanlarla, devşirdiği insanlarla ülkeleri içeriden çökertmiyor mu? İşte Kırım'da bunu yaptı, başardı. İşte Donbas bölgesinde bunu yaptı, başarmaya çalışıyor. Orada her türlü şey yapıyor, zayiat veriyor. Ama Zelenski de bir Yahudi kökenden geldiği için özellikle en fazla Türk şehidinin olduğu bölge Ukrayna, bizim için de çok önemli bir bölge, yaşam alanımız için. Yani Ukrayna, Gagavuzya bizim için, yaşam alanı için çok önemli bir bölge. Doğu Karadeniz Havzası Rusya için nasıl bir önemli bir yerse, Türk kimliği açısından da Doğu Karadeniz Havzası çok önemli bir bölge. Türkiye Doğu Karadeniz Havzası'ndaki kendi kimliğinden asla vazgeçemez. Hı hı. Doğu Karadeniz Havzası dediğimiz zaman Hazar Havzası, Azak Denizi, Kerç Boğazı bunun içinde. Onu böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü atalarımızın arşivlerine baktığımız zaman Hazar Denizi'nde, Türk dünyasında bir bütünlük içerisinde su yollarından bağlanması için hem Hazar Havzası'na hem de kuzeye doğru nehirler üzerinden bağlanması için, o zaman Polonya, Lehistan var biliyorsun.
Orada da Türk kimliği hakim. Her yerde. Ben yine sizi ülke içine çekeceğim. Çünkü ülke içinde. Oralar tabii çok ülke önemli. Ülke içinde. Hatta şunu ifade çünkü... etmek istiyorum. Buyurun. Sadat'ın deşifre olmasından, Sadat'ın yapılamasından asla korkmayalım. Sadat hiçbir şey yapamaz. Türkiye içerisinde erili ufaklı oluşturulmuş bir sakın kullanılan güçler var. Bunlar hepsi paranın peşine takılmış insanlar. Parayı çek altlarından hiçbir şey kalmaz. Bugün... Şimdi Mısır'da mesela Cumhuriyet muhafızları vardır ya da benzer takım o ülkelerde, Ortadoğu ülkelerde Cumhuriyet benzer yapılanmalar vardır. Bu Saddam'ın Cumhuriyet muhafızları vardır. Irak'ta vardır. Evet. Yani sonuçta bu türlü yapılanmalar bir ülkenin polisine ve askerine kullanmak için vardır herhalde. Yani başka türlü niçin kurulur böylesine bir yapılanma, neye ihtiyaç duyulur? Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın kapısına dayanmış olması çok önemli. Ve buradan seçim güvenliğine geçmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde ne olursa olsun bir, hangi gün olursa olsun bir seçim yaşanacak. Bu seçim güvenliği ne İçişleri Bakanlığı'nın, ki siz başında bulundunuz o dönemlerde, seçim güvenliğini sağlamak için neler yapmalı? Çünkü Sadat gibi yapılanmalar ne olursa olsun bu vatandaşları korkutuyor. Kılıçdaroğlu da bu nedenle o kapıya dayanma eylemiyle buna dikkat çekmek istedi. Sizin tavsiyeniz nedir? Seçim güvenliğine hiçbir şey olmaz. Sandığa serplenmek gerekiyor. Sandık içinde görüyorum ben, takip ediyorum. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi yetkililer, gerek İYİ Parti yetkililer birebir insan eğitiyorlar. Hı hı. Yani şimdi eğer seçimi devlet yapacaksa, Yüksek Seçim Kurulu yapacaksa dikkatli olmak gerekiyor. Biliyorsun, Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimi kazanmamasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu'na sahip çıkamayan evet. O günkü yetkililer kaybettiler. O gün kaybetmişler. Bu nedenle... Hatta ben o gün ifadem vardı. Cumhuriyet Halk Partisi yetkilisine ikaz ettim. Seçim %46-52 telsi diye. Ben de beyanat verdim. Hı hı. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi %52 falan değil, 50'den aşağı diye. Hiç cevap da verilmedi. Kaybetmiştim. Ama dayatma oldu. Bütün bunların yaşandığını biliyoruz. Bu nedenle ne yapılacak? Şimdi burada sandıklar önemli, ilçe seçim kurulları önemli. Buradaki ilçe seçim kurulunda görev alacak hukukçular önemli. İnsanlar önemli. Oradaki lojistik destek önemli. Oradaki görevli insanların yiyecekleri, içecekleri, sıkı tarifleri, denetimleri önemli. Adalet ve Kalkınma Partisi kapıdan işte bilgisayarlarla, minibüslerle bunu böyle takip ediyor. Fatih Belediye Başkanlığı'nda yaşadığım için o zaman Refah Partisi'ydim. Evet. Uzaktan gelen adamın arabaların içerisinde bilgisayarlar var. Fotoğrafı görerek ona göre şey veriyorlardı. Tabii onlarla ben birebir de görüştüğüm için gözlerine bana oy vereceklerini ifade ediyorlardı ama içeriden onlara oy vermedikleri bir kesindi. Onlar hem parayla destekliyorlar hem de her türlü şeyle destekliyorlar. Bir de mahalle bazında mahallelerden eve her türlü şeyi dağıtıyorlar. Yani hastasından ihtiyaç sahibi işsizliğe kadar her şeyi gidip yerinde görmeye çalışıyorlar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den mahalle mahalle eve giderek bizzat mahallelerdeki şeyleri tespit edecekten ihtiyaç sahiplerini onları aydınlatacaktan. Şu anda toplumun bilgiye ihtiyacı var. Ya bugün bilgiyi aktarmak için işte büyük bir şans olarak Tele1, işte diğer Fox TV, işte Halk Partisi ve birkaç tane şey var. Bir de YouTube kanalları var. Onlar da büyük faaliyet içerisinde çay hizmet veriyorlar. Ama burada benim gördüğüm kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi gündemi değiştirsin diye ortaya attığı yalan ve Türk milletinin kabul göremeyeceği, Türk milletini aşağılayan söylemlerle meşgul olmasınlar. Yeni bir şey koysunlar gündem. Yeni gündemde bunlar korku ve paniğe kapılacaklar. Çünkü altılı masa büyük bir korku verdiği belli. Sürekli bir şekilde de Cumhurbaşkanı adayınız kim diye zorlamaya çalışıyor. Hı hı. Öyle değil mi? Evet. Ya bu önemli. O bakımdan da kazanan biz olacağız. Kazanan Türk halkı olacak. Önümüzdeki seçimlerde diyorsunuz. Yani 20 yıldır bu ülkeyi kimliksizleştirmeye çalışan, bu ülkenin imkan ve kabiliyetini, kapasitesini soyup soydurtturarak, bütün kazanımlarını halkı fakirleştirerek, yabancı ülkeler, yabancı istihbarat örgütlerine, yabancı ülkelerinin lordlarına, özellikle Avrupa Birliği
şey görevlilerine, özellikle İngiliz lordlarına, Amerikalı senatörlerine peşkeş çekilmemesi için, o paraları biz gerisini almak için savaşacağız. Ve onları kazandırtmayacağız. Ve onları toprağımıza kullanacağız. Ülkemize getirip kullanacağız. Ülkemizin peki hizmetine sokacağız. Çok teşekkürler Sayın Bakan. Sağ ol, böyle bir imkanı sağladın. Çok teşekkür ederim. Partisi Başkanı. Çok aslında teşekkür çok konuşulacak şey var, biliyor musun? Biliyorum. Onun için ama sizi zaten tek almak istedim. Çünkü akşam programlarında çok kısa bir süre kalıyordu size. Söyleyeceğiniz çok şeyler olduğu için özellikle böyle bir programa davet ettim. Çok teşekkürler. İstanbul'a cesur gelip olacağız. Ülkemize sahipleneceğiz. Hukuk ve adalet zemininde, özgürlük zemininde yurdumuza sahip çıkacağız. Bu ülke hepimizin. Burada parti gözetmeksizin. Evet. Herkes hangi parti, hangi düşünce içerisindeyse hiç konuşmasın, gitsin. Partilere aynı hizmet versin. Milletvekili olmak için değil. İlla milletvekili olmak şart değil. Seçmen olmak yeterli. Seçmen olmak, ülkeye sahiplenmek önemli. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun Sayın Tantan. Ben birazdan Şükrü Sina Gürel ve Musa Özuğurlu ile birlikte dış politika konuşacağız.